Gene benzer bir soru aynı şekilde ne demiş? 4 basamaklı bir sayı verilmiş ve bu sayı 10 ile tam olarak bölündüğünde 6 kalanını veriyor demiş bize. Şimdi arkadaşlar gene aynı şekilde bakın sürekli aynı çözüm yolunu izliyoruz. 10 ile bölündüğünde 6 kalanını veriyor. Bu sayının 6 ile bölünebilmesi için m yerine gelecek rakamların toplamı kaç olmalıdır? Şimdi ne dedik? 6 ile tam olarak bölünebilmesi için 6, 2 ile 3'ün çarpımı olduğu için 2 ile de 3 ile de aynı anda bölünebilmesi gerekiyor. Bu sayının tabii ki tam olarak bölünebilmesi gerekiyor arkadaşlar. Sayımız neymiş? 59 mn. Bu sayı 10 ile bölündüğünde 6 kalanını veriyor. Şimdi arkadaşlar herhangi bir sayı, bu da 10'a bölünebilmenin kuralıdır. Herhangi bir sayı eğer 10'a tam olarak bölünüyorsa birler basamağının 0 olması gerekir. Eğer 10'a bölündüğünde hangi kalanı veriyorsa demek ki birler basamağı o rakamdır. Yani atıyorum 125 sayısı 10'a bölündüğünde 5 kalanını verir. 1239 sayısı 10'a bölündüğünde 9 kalanını verir. Ne dedik çünkü 10'a bölündüğünde birler basamağı hangi sayıysa o kalanı verir. Mesela 1230 olsa bakın son basamağı, ilk basamağı daha doğrusu birler basamağı 0 olduğu için demek ki bu sayı 10'a tam olarak bölünebilir. Şimdi bu ayrıntıyı da söyledikten sonra ne dedik? 59 MN 4 basamaklı sayısı 10 ile bölündüğünde 6 kalanını veriyor. Pekala 6 kalanını veriyorsa eğer demek ki N sayısının ne olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. Yani bu sayımız aslında 59M6 şeklinde 4 basamaklı bir sayıymış. Daha sonra ne diyor? Devam ediyoruz. Bu sayının 6 ile bölünebilmesi için M yerine gelecek rakamların toplamı. Şimdi 6 ile bölünebilmesi için bu sayının ne dedik? Aynı zamanda 2 ve 3 ile tam olarak bölünebilmesi gerekir dedik. 2 ile tam olarak bölünebilme kuralı neydi? Çift bir sayı olmalıydı. Yani birler basamağı çift bir rakam olmalıydı. Baktık birler basamağına çift, o halde tamam 2'ye tam olarak bölünebilir. Pekala şimdi de 3'e tam olarak bölünebilmesi gerekiyor. 3'e tam olarak bölünebilmesi için de ne dedik? Toplamlarının 3 ve 3'ün katı olması gerekiyor dedik. Baktığımız zaman arkadaşlar 6, 9 daha kaç yapar? 15, 5 daha 20 artı m oldu toplamları. O halde bakalım. 20 sayımız var, 20 var, artı m var. Baktığımızda toplamlarının 3'e tam olarak bölünebilmesi gerekir dedik. 3 ve 3'ün katı olması gerekir dedik toplamları. Şimdi ben m'ye hangi sayı verebilmeliyim ki bu sayı 3'e bölünebilsin ya da 3'ün bir katı olsun şeklinde düşünebileyim. Baktık, eğer 0 verirse 20 olur. 20 elbette ki 3'e bölünmez. Pekala 1 verdiğimde 21 olur. 21 de 3'ün katı olduğu için tamam. O halde m yerine ben 1 yazabiliriz. Bilirim. Daha sonra ne dedik? Hani 3'e tam olarak bölünebilmesi gerekiyor ya. 3 fazlası 4. 3 fazlası 7. 3 fazlası 10 oluyor arkadaşlar. Buraya 1 basamaklı sayı gelir. 10 da 2 basamaklı. O halde 10'u yazamam. Demek ki M yerine yazabileceğim sayılar 1, 4 ve 7'dir. O halde M'nin alabileceği neyi sormuş zaten? M yerine gelecek rakamların toplamını sormuş. M yerine 1, 4, 7 geldiğine göre bunların toplamları da 7, 4 daha 11, 1 daha 12 eder. Yani yanıtımız 12'dir arkadaşlar 4. soru içinde. 5. sorudan devam edelim şimdi de. Ne vermiş? Gene 6 basamaklı sayısı 2, 5 ve 9 ile kalansız olarak bölünebiliyorsa A sayısı nedir demiş. Gene aynı bir soru. Gene mantığımız aynı. Aynı yolla yapacağız. Hiçbir farklılıklar yok. Sadece bu sefer 3 tane rakam vermiş bize. Yani 2'ye, 5'e ve 9'a aynı anda bölünebildiğini söylemiş. O halde birazcık düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi 6 basamaklı sayımızı yazalım. Öncelikle ne demiş daha sonra? Bu sayının 2'ye, 5'e
ve 9'a tam olarak bölünebildiğinden bahsetmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Bana A'yı sorduğu için demek ki ben ilk olarak B'den başlayacağım. B'yi bulacağım. Daha sonra A'dan devam edeceğim. Pekala B benim ilk basamağım yani birler basamağım. 2, 5 ve 9'dan tam olarak bölünebilmesi için hangisi birler basamağını ilgilendiriyor? Elbette ki 2 ve 5. O halde düşünüyorum. Eğer bu sayı, 6 basamaklı bu sayımız 2'ye tam olarak bölünebiliyorsa B yerine gelebilecek sayılar 2, 0, 2, 4, 6, 8 olur. Neden? Çift olması gerektiği için. 5 ile bölünebiliyorsa eğer ne olabilir? 0 ve 5 olabilir. Pekala kesişimlerini alıyoruz dedik. Çünkü ikisine de aynı anda bölünebiliyormuş. Demek ki ikisine de aynı anda bölünebilmesi için B'nin 0 olması gerekiyor. Yani sayımız o halde ne olmuş oldu arkadaşlar? 6 basamaklı sayımızın B yerine 0 yazdığımızda şu hale gelmiş oldu. Daha sonra 2 ve 5'i hallettiğime göre şimdi 9'dan devam ediyorum. Çünkü 2 ve 5 sadece birler basamağı ile ilgiliydi. Şimdi ben A'yı bulmaya yönelik işlemlere geçeceğim. Bu işlemler de 9'u ilgilendiriyor. Ne dedik? 6 basamaklı bu sayının tamamının 9 ile tam olarak bölünebilmesi gerekiyormuş. Şimdi 9 ile tam olarak bölünebilmesi için ne diyoruz? Sürekli aynı şeyleri söylüyorum aklınızda kalsın diye. Sayı değerlerinin, rakamlarının değerlerinin toplamının 9 ve 9'un herhangi bir katının olması gerekiyor. Pekala toplayalım o zaman. 7, A artı 6. Baktığımız zaman 8, 1 daha 9. 7 daha 16, 6 daha 22. Bir de A sayımız var. Şimdi bakalım arkadaşlar ben A'ya hangi değeri verirsem şu ifade 9'un herhangi bir katı olur. Bir kere 20'lerde olan 9'un hangi katı var? 27 var. Bu ifadenin de 27 olabilmesi için A yerine ben hangi değeri verebilirim? Elbette ki 5'i verebilirim. 5 verdiğimde de 27 olur. Ki 27'de biliyoruz ki 9'a tam olarak bölünebiliyor. 27 de daha doğrusu 9'un herhangi bir katı. O halde A yerine 5 veririm. Yani sayımızın gerçek değeri nasılmış? Şu şekildeymiş arkadaşlar. 187.560'mış. Bakın 2'ye de tam olarak bölünüyor. Neden? Çift bir sayı. 5'e de tam olarak bölünebiliyor. Neden? Sonu 0. Çünkü sonunun 0 ya da 5 olması gerekiyordu 5'e bölünebilmesi için. Aynı zamanda toplamları 27'yi verdiği için yani 9'un bir katı olduğu için 9'a da tam olarak bölünebiliyor. Bize zaten neyi sormuştu? A sayısının A yerine gelen rakamı sormuştu bize daha doğrusu. Ve biz bunun cevabını da 5 olarak bulmuş olduk. Yani cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 6. sorudan devam edelim şimdi de. Ne diyor 6. soruda? Aşağıdaki sayılardan hangileri aralarında asaldır? Şimdi arkadaşlar sayı çiftlerinin aralarında asal olması için ne olması gerekiyor dedik? Ortak bölenlerinin sadece 1 olması gerekiyor. Başka hiçbir şekilde ortak böleninin olmaması gerekiyor demiştik. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra şimdi sorumuzun çözümüne geçebiliriz. Baktığımız zaman aralarında asaldır. B şıkkından başlayalım öncelikle. Ne demiş? 28'i vermiş ve 35'i vermiş. Asal çarpanlarını ayırdığımızda hadi bölen ağacını kullanalım. 28'i 2'ye bölebiliyoruz. 14. 14 de 2'ye bölünebiliyor. 7. 7'ye bölünebiliyor. 1. Nasıldı bölen ağacında? 1 bulana kadar devam ediyorduk. Ve en küçük çarpanlarını ayırıyorduk her zaman. 35'i 5'e bölebiliyorduk. 5'e böldüğümüzde 7. 7 de 7'ye bölünebiliyor. 1. Bakın ortak çarpanı var mı? Evet var. 7 ortak bölenleri aynı zamanda unutmuyoruz. Çarpan aynı şekilde böleni ifade etmekteydi arkadaşlar. Ortak bir bölenleri var 7. O halde 28 ve 35 aralarında asal değildir. C şıkkına baktığımızda ne var? 42 ve çok pardon 63 var. 42'ye baktığımızda 2'ye bölünebiliyor. Neden? Çift bir sayı. Direkt o zaman 2'ye bölünebiliyor diye biliyorum. 21 çıktı 2'ye böldüğümüzde. 21 3'e bölünüyor. 7, 7 de 7'ye bölünebiliyor. Elbette ki 1. 63'e baktığımız zaman 63 de gene 3'e bölünebiliyor. 3'e böldüğümüzde 21 çıkar. Gene 3'e bölünür. 7, 7'ye bölünür 1. Bakın gene ortaklar var mı? Evet 3 ve 7. O halde 42 ve 63 de aralarında asal değildir. 18 ile 50'ye bakalım.
18 de 2'ye bölünebiliyor, 50 de 2'ye bölünebiliyor. Devamı fark etmez, hiçbir şeyi değiştirmez. Ortak bölenleri var mı? Evet var. O halde D şıkkı da elbette ki aralarında asal değildir. Fakat 8 ile 21'e, yani A şıkkına baktığımızda 8 2'ye bölünebiliyor 4, 2'ye bölünebiliyor 2, gene 2'ye bölünebiliyor 1. 21'e bakalım. 3'e bölünebiliyor 7, 7'ye bölünebiliyor 1. Ortak çarpanlar, yani ortak bölenler var mı arkadaşlar? Hayır, yok. O halde 8 ve 21 sayıları aralarında asaldır. Yani cevabımız elbette ki bu durumda da A şıkkıdır.